Merhabalar, iyi hafta sonları. Bugün geçtiğimiz günlerde yaptığımız Mavi Vatan kavramının biliyorsunuz eleştirilerin odağında. Birazdan da söyleyeceğim niye bu konsepti, dış politika konseptini, kimilerinin doktrin dediği konsepti yeniden konuşmaya başladık biz diye. Bugün oyun yayınlarımıza devam olsun diye iki kıymetli konuğumla birlikte konuşacağım. Nereden çıktı bu kavga, nedir bu Mavi Vatan doktrini ve tartışmaların temelinde neler var diye değerlendireceğiz. Ben önce anlatayım, bir sonra konuklarımı hemen ekrana alayım, size de tanıtayım zaten bildiğiniz isimler ama kısaca şöyle bir geçeyim. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçilerimizden Namık'tan Somali tezkeresi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Uzunca bir konuşma ama bir kısmı bütün haber sitelerinde, Twitter'da bütün işte o iki kelimeli olan haber sayfaları da demeyeceğim ama platformlarında alındı, haber yapıldı. Neydi bu? Mavi Vatan masaldır dedi konuşmasında Namık'tan. Ve işte kimilerine göre bu cımbızlandı. Ve birdenbire Namık'tan'a karşı bir linç kampanyası da başlatılmış oldu. Ve o günden bugüne aslında biz Mavi Vatan adı verilen, kimilerinin doktrin dediği, kimilerinin işte dış politik konsepti olarak yorumladığı bu kavramı konuşmaya, hatırlamaya, işte eleştirilere bakmaya, resmi tezlere ne kadar uyumlu, ne kadar değil diye sormaya, soruşturmaya, sizleri hatırlatmaya, bizler tekrar hatırlamaya gayret ediyoruz diyeyim. Yine yapmıştık Perşembe günü sevgili Aydın Sezer ve Engin Solakoğlu ile birlikte. O yayına devam niteliğinde de yine bugün sevgili Aydın Selcan ve emekli büyükelçi Selim Kunerap ile birlikte, zaten Medyascoop izleyicilerinin çok yakından tanıdığı iki isim, benimle birlikte der konuşacağız. Hoş geldiniz, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. O zaman Selim Bey'i özledi izleyiciler. Ben bir onunla başlayayım isterseniz. Aydın Bey, sizden de böyle özrü alarak diyeyim. Estağfurullah. Selim Bey, nasıl sorayım bilemiyorum şimdi ama yani nedir Mavi Vatan kavramı? Yani ne zaman ortaya çıktığı da belki konuşuruz. Kim doktrin haline getirdiği de konuşuruz. Bir kavramsal açıdan başlayalım ama benim ve izleyicilerimin en merak ettiği şeylerden biri. Yani bu kavram dış politikada ne zaman önemli bir kavram haline geldi? İşte ne zaman uygulandı, sürdürülebilir miydi? Ve günümüze baktığımız zaman, şöyle bir geri dönüp baktığımızda, bir şey kaybettik mi bu kavram yüzünden diyeyim? Belki kavram yüzünden değildir yani. O kavramı zamanında uygulayıcılar yüzünden, belki yanlış politikalar da yüzündendir ama böyle bir girelim isterseniz. Ben lafı bir bırakayım size, sonra konu konuyu açar diye düşünüyorum. Buyursunlar. Çok teşekkürler Selen, bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi tabii Mavi Vatan nedir? Yani bence sizin de işaret ettiğiniz gibi bir kavram karışıklığı var sanki. Benim hatırladığım işte Türkiye 1970'li yıllardan itibaren deniz alanlarından daha yakın bir şekilde ilgilenmeye başladı. Mesela Karadeniz bölgesinde uluslararası deniz hukukuna uygun bir şekilde deniz alanları paylaşımı yapıldı. İşte Minasır Ekonomik Bölge ilan edildi sanırım 70'li yıllarda. İşte orada mesela şu anda gaz ve petrol araştırmaları yapılıyor falan. Orada herhangi bir sorun yoktu. Sorun ne zaman ortaya çıktı? Yani tabii ona Mavi Vatan ismi veriliyor miydi, verilmiyor muydu? Doğrusu o ayrı bir konu. Belki de şey yapılmıyordu, o isim kullanılmıyordu ama deniz alanlarını değerlendirme şeysi, fikri o tarihlerde başladı diyebiliriz. Ne zaman şey oldu, sıkıntı oldu? Galiba işte bu Sevilla haritasını hatırlarsınız ve şeyler izleyicilerimiz de hatırlıyor mu bilmiyorum. Fakat bir İspanyol Üniversitesi, işte Sevilla ismi oradan geliyor. Böyle bir Doğu Akdeniz paylaşımı haritası çıkartmıştı. Ona tepki olarak, yani o haritada da işte şey, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Girit ve Rodos, hatta Meclis'ten dolayı işte Türkiye'ye hiçbir hak bırakılmıyordu. Bunun üzerine bir karşı harita çıkartıldı. Büyük bir şeyle, heyecanla. İşte Mavi Vatan ona dendi. Ve o haritada da bu sefer Kıbrıs, Rodos ve Girit yokmuş gibi hareket edildi. O bir ara işte iktidar tarafında da benimsendi.
şeyde koca koca şey gemileri, araştırma gemileri yüz milyonlarca dolar harcanaraktan oralara gönderildi. Sonra işte ufak çaplı bir fırtına koptu. Avrupa Birliği işte bir takım böyle yaptırımlar gündeme getirdi ve tehditler savundu. Gemiler de geri çekildi. Resmi söylemde de Mavi Vatan unutuldu. O bakımdan işte Namık Bey'in galiba mecliste yaptığı konuşmada Masal Bey'i kastettiği böyle haritalar çıkartılıyor, karşılıklı haritalar çıkartılıyor, sonra hiç uygulanmıyor, gemiler gönderiliyor, gemiler geri çekiliyor. İşte halk uyutuldu. Yani masaldan benim anladığım bu. Bilmiyorum Aydın Bey ne şekilde yorumlayacaktır bu söylediklerini. Teşekkür ederim. Şöyle bırakayım o zaman ben de Aydın Sercen'e. Yani vatan dediğimiz şey biraz kara parçasını da kafamızda andırmıyor mu? Yani bize en azından okullarda deniz yetki alanlarını müzakere etmek zorundasınız diye öğretiliyordu. Yani denizleri de çevrili şekilde bir harita yapmak, işte renk de mavi olduğu için mavi demek ve bunun adını mavi vatan koymak. Bilmiyorum, bir bana garip gelmişti ilk duyduğum zaman ama şimdi de aynı kavramlar ve bu tarz söylediğim yorumlar da yine sosyal medyada duyuluyor. Herkes söylüyor en azından bunu. Dolayısıyla hani ben de böyle bir parantez açarak size devretmek isterim. Selim Bey'in söylediklerini de bıraktıklarının ardından. Teşekkür ederim. Bir de Selim Bey gibi her şeyden evvel teşekkür etmekle başlayayım bu fırsatı verdiğiniz için. Hem de Sayın Büyükelçi ile tabii karşılıklı konuşmak bir ayrıcalık. Ben de böylece bilgilerimi güncellemiş olurum. Ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi Mavi Vatan bana sorarsanız bir slogandan ibaret. Mavi Vatan ne bir konsept, ne bir strateji, ne bir doktrin. Bir kere öyle değil diye iddia edilecek olursa da bu bir düşünsel tartışma değil. Yani eğer bu bir ulusal güvenlik ve dış politika ne bileyim gereği ise böyle bir belge varsa bu nerede kabul edilmiş? Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda mı böyle bir şey kabul edilmiş? Cumhurbaşkanı ve yanında işte kabine tarafından mı kabul edilmiş? Meclisten mi geçmiş? Çünkü adı çok iddialı dediğiniz gibi vatan. Vatan kutsaldır. Yani işte hasbelkader tabii ben topu topu hani ön kapıdan girip arka kapısından çıktım bakanlığın 20 sene benim meslek hayatım ama işte ben de kendimce birkaç kere ölüm tehlikesi atlattım. Ne bileyim her işte yurttaş gibi askerliğimi de yaptım. Bizim bakanlıkta da zaten Selim Bey bunun kişisel olarak da ne acı ki deneyimlemiş bir insan. İşte hayatını kaybedenler de var. Özetle vatan işte hizmet ederiz. Görev ve sorumluluklarımız var. Tabii haklarımız da var ama şimdi o tartışma o değil. Vatan işte yani bu şiirlerde hamasidir. Ya da hamasi olma Namık Kemal mesela vatan şairi. Şimdi vatan deyince bu bir kutsallık atfeder ve uğruna da ölümü de göze almayı gerektirir. Dolayısıyla siz akıllıca bir veya kurnazca bir hamleyle bu sloganın içine vatan sözcüğünü koyunca bu kendiliğinden bir kutsallık kazanıyor. Hani nasıl ki bir ücra bir yerde bir ağaç diyelim oraya iki kişi gidip işte çaput bağlasa giderek birkaç yıl içinde orası bir işte burada yatır var buraya türbe yapalım. Bunu mesela ne kadar bilim insanı, arkeolog, tarihçi, yöre uzmanı, belediye diyelim, polis dese ki ya bu bir ağaç yani bu işte o senelerdir burada duruyor da bu yeni başladı falan. Hayır. Bu nihayet belediye de mesela pes eder ya etrafına bir parmaklık yapayım da işte yanına bir çeşme koyayım bari hani kalabalık oluyor yolunu yapalım falan. Ondan sonra işte giderek ne bileyim bir türbe olur bir yatır olur. Bu Mavi Vatan da böyle. Şimdi Selim Bey'in söylediği şey doğru. Mavi Vatan sloganı yeni. Doğrusu ben o seviye haritası işini o kadar ciddiye almadım ki unutmuşum. Ona benzer bir şey bir vakada 2003 yılında ben Irak'ta yani ABD işte Irak'ı işgal etti. Saddam'ı devirdi. 2003'ün Eylül'ünde başladım. O zaman da bir hengame bir Irak haritası üzerinden kopmuştu. Bir emekli albaydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir ismi duyulmamış bir adında ama askeri US falan öyle bir şey geçen bir dergide bir harita çıkmıştı.
Efendim işte bu Pentagon'un resmi görüşü, bakın görüyor musunuz Amerikalılar şöyle yapacak falan. Şimdi bunu anlatamadık. Hala da anlatamıyorum. Yani bu belge, dergiyi de çıkarttık, bulduk, getirdik. Yani bu dergi bir dergidir. Yayınlanan binlerce dergiden biridir. Okuyanı da pek yoktur. Bu adam da işte Ralph Peters'tı galiba. Şimdi aklıma geldi. Emekli albay Ralph Peters'tı belki. Yanılmıyorsam. Onun içine çıkamadık. Ama niye çıkamadık? Bilerek çıkartılmadık. Çünkü kendi görüşlerini dayatmak isteyenler onu sürekli harladılar. Ve hani biraz işte ne bileyim diplomasi yapalım ya da Kürtlerle, Irak Kürtle şöyle bir şey yapalım diyenler de vatan haini oldu. Bugün de işte seviye haritası, seviye haritasının Avrupa Birliği'nin resmi görüşü olmadığı, böyle bir belgenin Avrupa Birliği herhangi bir yerinde bir komisyonu, komitesi bir şeyinde, konseyinde, parlamento kabul edilmediğini falan anlatamıyorsunuz. Böyle bir harita var. Zaten bu Avrupalılar işte bunlar Haçlılar. Bunlar işte şey yapacaklar. Biz bunu çıkaramayacağız artık. Şimdi bir de işin bu tarafı var. Bu Mavi Vatan işi ortaya çıkmadan bu oldukça yeni. Yani daha AK Parti iktidarı zaten 25 yıllık. Bu da onun aslında ilk başta kanlı bıçaklı oldukları, biraz daha ulusalcı veya işte eski asker, denizci falan o ekiple bir şekilde bir çıkar ortaklaşması oldu. Çünkü AK Parti'nin dış politikasına bir voli vurmak merakı var. Yani işte Sudan'da tarla, bağ bahçe falan. Libya'da acaba hani biz oraya bir kuvvet konuşlandırırsak şey yapar mıyız? Ne bileyim işte bir petrol sahasını alır mıyız? Aynı şekilde Katar'da işte hani Katar emirini ayakta tuttuk. İşte swap falan biz sıkışınca bazı taleplerimiz olursa karşılar mı? İşte Azerbaycan biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Hani can Azerbaycan, evet işte iki devlet bir millet falan ama büyüklük, yüz ölçümü ve nüfus olarak ne kadar daha küçük Türkiye'ler ama kim kimin dış politikasına yön veriyor, ulusal güven, o belli değil. Çünkü çok ciddi, en büyük yatırımcı konumunda Azerbaycan. Onun gibi işte şimdi Somali çıktı. Bu Somali'ye gidiyoruz. Somali açıklarında biz petrol, gaz arayacağız. Onu bulacağız. Buraya dönersek yani böyle bir ortaklaşma oldu. Bu Mavi Vatan diyeceğim şu, yani bu Mavi Vatan bu 25 yıllık AK Parti iktidarında bile oldukça yakın zamanda ortaya atılmış bir slogan. İlk başlarda da peşine bunun gidildi, öyle uygun görülüyordu. Sonra bırakıldı. Niye bırakıldı? Çünkü kasa boşaldı. Kasa boşalınca mecburen yeniden uzlaşma aramak mecburi hale geldi. Hatta Miçotakis'in kendi burada Vahdettin Köşkü'nde en güzel şekilde ağırlandıktan sonra gidip kongrede işte eleştirel bir konuşma yapınca Türkiye'nin adını vermese de öyle biri yok dendi ama mecbur olundu. Sisi ile böyle oldu. Şimdi Esad'la ara bulunmaya çalışılıyor. Velhasıl bu bağlamda Mavi Vatan da arka plana atıldı. Bu defa da zaten Namık Bey'in çıkışına da hani dostlar alışverişte görsün babında bir AKP sözcüsü bir cevap verdi. Öyle de bu kalmış oldu. Nasıl ki Erdoğan'ın Rize'den Selim Bey'in hatırlattığı hani bu İsrail konusundaki çıkışına ne yurt içinde ciddiye alan oldu, yurt dışından cevap veren oldu. Kendi de bunun arkasını getirmediği gibi. Bu da böyle kalmış oldu. Dolayısıyla ben Namık Bey'in söylediği masal ifadesinde de ya da bundan yüz geri edilmiş olmasında da neresi yanlış bilmiyorum. Bence tamamıyla doğru. Ama şu var, şimdi Mavi Vatan, evet bu son 10-15 yılın mı neyse bir hikayesi. Fakat yine Selim Bey'in söylediği, daha önce Türkiye'nin kara suları yok muydu? Kıtası hanlığı yok muydu? Ne bileyim, münhasır ekonomik bölge diye bir şey yok muydu? Deniz yetki alanı yok mu? Yani bütün buralarda Türkiye ya da Allah korusun bir saldırıya maruz kalsa denizden kendini savunmayacak mıydı? Bütün bunların olması için Türkiye'nin çıkarlarının ama diplomatik olarak ama gerçekten alanda savunulması için Mavi Vatan diye bir slogan icat etmeye mi gerek vardı? Ondan önce hiçbir şey yapılmıyor muydu? Ondan önce bu slogan yoktu diye bu işlerle ilgili ne bileyim işte genel kurmay yani askeriye tarafından, istihbarat tarafından, bizim hariciye tarafından bu insanlar aymaz veya hani haşa hain miydiler? Bunu ben buradan başlamak, tutturmak gerektiğini söylüyorum. Yani tekrar altını çizmek gerekirse vatan diyerek bu Mavi Vatan işine bir kutsallık atfetmekten kaçınılmalı ve bunun ne Türkiye'nin resmen kabul edilmiş bir politikası olmadığının da altı çizilmeli. Bunun da ötesinde düşünsel olarak da ne konsept, ne doktrin, ne bir stratejidir, bir slogandan ibarettir. Bence bunları
hatırda tutmak, sürekli de anımsatmak gerekir. Hiç olmazsa bu defa namıklarını pek de ortada bırakmadı. Çok da sağlam durmadı belki arkasında ama hani işte Sözcü Deniz Yücel'in İlhan Uzgel'le işte Yankı Bağcıoğlu ile ki onlar işte gölge bakanlar ve Namık Bey'le birlikte yaptığı basın toplantısı yerinde oldu en azından. Teşekkür ederim. Yani çok önemli noktalara değindiniz. Zaten zamanında ben de hatırlıyorum bu doktrini işte yine tırnak içerisinde söylüyorum doktrin dediğim zaman bir kere söyleyeyim. Her defasında bir daha söyleme gereği duymayayım izleyicilerimiz için. Çünkü kavramsal açıdan ne takım sorunlar olduğunu tartıştık, tartışmaya da devam ediyoruz. Olur da el verirse ben denemeye devam ediyorum bu arada. Yani kavramın üreticileriyle de en azından konuşmak, Medyaskop izleyicilerinin en azından o tarafında bir sözünü dinlemek, aktarmak da niyetimiz var diyeyim. Bazen eleştiriler de geliyor çünkü niye konuşmuyorsunuz falan diye. Onun da parantezini öyle kapatmış olayım. Ama ben yine de tırnak içinde değilim. Yani zamanında sizler de hatırlayacaksınız. İşte 2020-2021 zamanında bu kavram konuşulmaya başlandığında çok fazla video üretildi, çok fazla yazı yazıldı. Hatta kulakları çınlasın İlhan Uzgel'in Gazete Duvar'da çok güzel bir yazısı vardı. O zaman konuşulmaya başlamıştı İlhan Hoca ile. O zaman yayınlar da yapmıştık yine bizler Medyaskop'ta vesaire. Eleştirenler yani şunu söylüyorlardı aslında bahsettiğiniz şeyler temel olarak. Yani Mavi Vatan kavramının işte diplomasinin etkisini azalttığını, işte militerleşmeyi ön plana çıkardığını, Türkiye'nin o değerli yalnızlık politikasına en azından geçişini belki hızlandırdığını vesaire söyledikleri için eleştiriliyorlardı. Ve 2021'den 2022'den sonra ne gördük? Yine Aydın Bey'in saydığı gibi peş sıra özellikle Körfez ve Arap ülkelerinde aramızın kötü olduğu ülkelerle maddi gerekçeler aslında tabii altında yatan sebeplerle bir U dönüşü gördük. İşte sırayla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır şimdi bu uzadı. Suriye ile de eli kulağında deniliyor. Dolayısıyla evet yani bu kavramı da bu yüzden tartışmak unutmamak da lazım diyeyim. Çok uzattım ben de ağzım açılmış oldu benim de diyeyim. Teşekkür ediyorum size de. Ben Selim Bey'e dönmüş olayım. Belki Aydın Bey'in söyleyeceklerine ekleyecekleri vardır diye. Bir de şunu merak ediyorum aslında bir yere de notumu aldım. Kavramı yaratıcıların ulusalcı hatta Avrasyacı olması... ama kavramı uygulayanların İslamcı olması da bir sorun muydu? Yani ne gibi sorunlar yarattı ya da yarattı mı? Yani yarattıysa da sorunlar bu biraz önce sorduğum soru çerçevesinde okumak ve nedenini buna bağlamak gerekebilir mi diye şöyle bir soru geldi aklıma. Sormuş olayım Selim Bey size. Evet yani Selam son sorunuzdan bir başlayayım. Esasında zaten benim söylemek istediğim de ona yaklaşıyor. Ama ondan Aydın Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bir kavrama vatan kelimesini eklediğiniz zaman herkes böyle bir heyecanlanıyor falan. Ve böyle bir sürü ölçü kaçıyor diyelim. Şimdi niye hakikaten bu kavram birdenbire işte 2018, 19, 20 civarlarında falan ortaya çıktı. Bilmiyorum tesadüf mü? Fakat o sıralarda işte Avrupa Birliği ile ilişkiler iyice gerginleşmeye başladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde uzak kopmaya başladı. Sürekli kopmaya başladı. Döneme rastladı. Çünkü unutmayalım ki karşımızda işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Türkiye buna taraf değil ama Avrupa Birliği'nin üyeleri, bu arada Kıbrıs, Yunanistan'da ayrıca Mısır ve bilmiyorum, İsrail'den o kadar emin değilim. Fakat yani bölge ülkeleri buna taraf ve bu sözleşmenin gayet açık bir maddesi var. 121. madde. Bu 121. madde der ki resmi odalar, yani üstünde işte yaşayan insanların olduğu odalar deniz alanları bakımından yani kıta sahanlığı, nasıl ekonomik bölge ve kara suları bakımından kıtalarla aynı. Bir tek kayalar yani üstünde hayat olmayan, insan hayatı olmayan kayalarda sadece vardır. Deniz kara suyu vardır. Münasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı
hakkı yoktur. Şimdi Türkiye normal bir şekilde Avrupa Birliği'yle katılma müzakerelerine sürdürmüş olsaydı o zaman bu Avrupa Birliği'nin müttesebatının bir parçası olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bir taraf olacaktı. Ve tabii bir yerde bence bu anlaşma, bu sözleşme Doğu Akdeniz'e uygulandığı takdirde Sevilla haritasıyla işte bizim amirallerin çıkarttığı ve bir ara işte devlet doktrini haline gelmiş olan Mavi Vatan haritasının ortasında yerlerde ondan sonra bu iş bağlanırdı. Ve Avrupa Birliği ile ilişkiler iyi gittiği sürece bu konu çok fazla şey yapılmadı, yani gündeme getirilmedi. Çünkü ne olacağını herhalde birileri tahmin ediyordu. Ne zamanki işler koptu, o zaman işte ulusalcı damarlara falan da hitap etmek için hükümet bunun arkasında durdu ve hatta eyleme de geçti. İşte bu gemiler falan, demin bahsettiğimiz tartışmalı sulara girdi falan. Sonra işte tartışmalı sulardan çıktı. Çünkü bir takım yaptırım tehditleri gündeme geldi ve bu yaptırım tehditleri çok ciddiydi. Diyeceksiniz ki Avrupa Birliği işte Rusya'ya, İran'a, Venezuela'ya, Kuzey Kore'ye, belki başkaları da vardır, yaptırım uyguluyor ama onların en azından 3 tanesi işte petrol ve gaz zengini, yaptırımlar onları çok fazla etkilemiyor. Biz petrol zengini ve gaz zengini değiliz. Üstelik kapalı bir toplum da değiliz. En azından henüz diyeceğim kapalı bir toplum değiliz. Onun için bu yaptırım tehdidi ve tabii Türkiye'de çok ciddi alındı ve işte geri vites. Şimdi gemiler anladığım kadarıyla işte bir tanesi Aydın Bey'in söylediği gibi Somali'de, bir tanesi Karadeniz'deymiş galiba. Bir tanesi de nedense adı Abdülhamit Han. Sanki Abdülhamit'in denizde çok ilgisi vardı falan. O Karadeniz'e yollamak istemişler ama Çanakkale Köprüsü'nün altından geçemiyormuş. Çünkü fazla yüksekmiş falan. Yani her halükarda uzun bir süre Antalya limanında kaldıktan sonra işte böyle başka yerlere gönderilme yoluna gidildi. Bu da işte Namık Kutan'ın söylediği işte şey Mavi Vatan bir masaldır. En azından bu çerçevede söylemini doğruluyor. Doğrusu işte masaldı, görevini yaptı. Şimdi unutuldu. İşte bundan sonra ne olur? Bundan sonra bence bir şey olmaz. Böyle kalır. Çünkü tekrar Türkiye tek taraflı eylemlere girmez. Bir çözüm de çözüm yoluna da gidilmez. Çünkü çözüm için müzakere dediniz Senem. Müzakere hangi esas üzerinden yapılacak? Kıbrıs, Yunanistan, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde yapılsın diyecekler. İşte 121. madde uygulansın. İşte bir takım ondan sonra düzeltmeler yapılsın. Onun da örnekleri var zaten. Başka ihtilaflarda Fransa ile Kanada arasında, Tunus ile Libya arasında, İngiltere ile Fransa arasında falan işte böyle bir takım ihtilaflarda takip edilmiş. Böyle bir orta yol arayışları falan. Fakat tabii o Türkiye'de o ortamda ondan sonra pek böyle gündeme gelecek bir şey değil gibi geliyor. İşte buzdolabına kaldırıldı birçok sorunumuz gibi. İşte buzdolabında kalmaya devam edeceğiz bence. Aydın Bey, şöyle sorayım mı o zaman? Sizin geçtiğimiz haftaki yazınızın ilk paragrafının son cümlesi şöyle. Güvenlikçi olmadan, milliyetçilik koşulu aramadan, hamasete kaçmadan, boğuntuya getirmeden ulusal çıkarları savunan ulusal güvenlik politikaları önerebilmekte mesele. Önerebilmekte de mesele. Şimdi böyle bir ihtimal var mı diyeyim. Şimdi biliyorsunuz 100. yılını Türkiye Cumhuriyeti geride bıraktı. İşte Ekim'de her birimiz yazılar yazdık. Yani sizin de vardı sanki bir yazınız yanlış hatırlamıyorsam 100 yılda dış politikayı yeniden düşünmek diye. Şimdi önümüzde artık ne zaman olacağını bilmediğimiz
belki bir erken seçim olacak, erken seçim olmayacaksa 2028 yılında bir seçime gidecek Türkiye. Olur da iktidar değişiminde diyelim yeni cumhurbaşkanına yeni bir iktidar gelirse tabii. Yani bu parantezi açarak da tabii soruyorum. Neler düşüyor ve yine bu saydığım sizin de yazınızın ilk paragrafının ilk cümlesinde belirttiğiniz hususlarda dış politika üretebilmesi mümkün mü? Sesiniz kapalı galiba, o yüzden duymuyorum. Açabilirseniz eğer. Şimdi geliyor herhalde. Şimdi geliyor, evet. Tamam, benim mikrofonu şeyden kapatmışlar, rejiden kapatmışlar. Kapatması oradan, açması bizden demek ki. Büyük ihtimalle. Şimdi teşekkür ederim. Hani lütfedip yazımı okumuşsun. İşin gereği tabii, editörümüz olduğun için okuyorsun mecburen. Çok da kimse okumuyor ama. Mecburen değil. Yani mecbur olmasam da okurum Erbeniz'in yazısını lütfen. Teşekkür ederim. Senelerdir yani işte bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani işte şekil çizerek değişik kendimce hani tarihten örnekler, anekdotlar, güncel örnekler. Yani şöyle de olabilir. Daha bir şeyi bir Fransızca hasbelkader okuldan aklımda kalmış matematik öğretmenimizden, ortaokuldan bir laf vardır. Yani yanlış şekiller üzerine de doğru akıl yürütülebilir. Bunu öğrenin diye. Yani şeklin yanlış olması önemli. Siz akıl yürütmeniz önemli. Yani düşünmeye cüret edin dedim. İşte bu son zamanlarda kavrayış diye bir şey ortaya attı. Yani kavrayışı değiştirmek lazım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. CHP'nin yani bu altılı masa neyse ki ortada yok artık. Ortaya atılan şey şuydu malum. Demokrasiyi cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak. Şimdi mesela bu mavi vatan işte bunun içine giriyor. Yani orada senin örnek verdiğin alıntı yaptığın cümlede onu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer demokrasi ise amaç, demokrasi biraz dağınık da bir şeydir zaten. Yani çok seslidir ama o çok seslilik de her zaman hoş da olmaz yani. Her kafadan bir şey. Yani bu dağınıklığa da biraz alışmak gerekir. Biraz tahammülkar olmak gerekir. Bunun da bir dış politikası ve ulusal güvenlik politikası olması gerekir. Bir bunu söylemeye çalışıyorum. İkincisi, dış politika deyince hani böyle bir kaşı kaldırıp öbür kaşı indirip böyle ancak hani bu işin içinden gelip yahut bunun akademide veya medyada öyle bir şey yani herkes dış politika üzerine konuşabilir. Ve Türkiye'de şu anda yani dış politika üzerine bir şey söyleyelim, konuşalım dendiğinde de hani akla işte efendim Amerika'da seçim var. Acaba Trump mı kazanır? Harris mi kazanır? Yahut işte Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Sonumuz ne olacak? Gazze'de yaşananlar veya işte hani bu yani Türkiye'de eğer iktidara talip olan ve yeni bir şey demokrasi öneren biri varsa belli başlı işte ben bunlara bir ara kutsal emanetler diyordum. Pek iz bırakmadı o kutsal emanetler demem. Herhalde onun için demiyorum artık. Başka şekillerde anlatmaya çalışıyorum. Yani bunlar yani biri bunun terörle mücadele adı altında Kürt meselesi. Çünkü o Suriye ve Irak'ı ilgilendiriyor. Suriye ve Irak'ta bizim askerimiz bulunuyor. İşte bir başkası hani herhangi bir önem sırasına göre söylemiyorum. İşte bu Ermeni soykırımı meselesi. Bununla birlikte Ermenistan'la ilişkiler. De bir başkası Kıbrıs, bir başkası Ege. Yani bu konularda eğer bunlara dokunma da ne yaparsan yap gibi bir yaklaşım benimsenecekse o zaman hani berber değişti, tıraş aynı kaldı olacaktır. Yani düşünceye cüret etmek dediğim şey bu. Ya da esasa ilişkin bir şey söylemek gerektiği zaman bu konularda ne yapılacağını bir söylemek lazım. Yani bu konular dışında çünkü bunlar ulusal konulardır, milli meselelerdir. İşte mavi vatandaki vatan gibi. Bunlar vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır. İşte o zaman mesela şunu söyleyeyim. Geçenlerde işte malum 50. yılıydı Kıbrıs Barış Harekatı'nın. Bu anıldı. Bu konuda yazılar çıktı. Bunlardan biri de Selim Bey'in. Şimdi hani mavi vatan yerine bir an için yavru vatan üzerine konuşalım. Burada Sayın Büyükelçin bir yazı yazdı. Yine Lefkoşa'da da görev yapmış Büyükelçi Kaya Türkmen bir yazı yazdı. Bakanlığımızdan bu konuları en iyi bilen arkadaşlarımdan biri, geçen gün işte konuğunuz olan Engin Solakoğlu yazdı. Ve benim de iyi arkadaşım Profesör Doktor Serhat Güvenç bu konuda zaten kitaplar yazmış biri. Kaç tane yazısını paylaştı, anekdotlar paylaştı. İşte şu an hayatını kaybetmiş olan, orada büyük yaralılıklar göstermiş işte bazı komutanların başına gelenleri yazdı.
Şimdi bu dört yazarı topladığınız zaman, yani bunların üçü, işte iki emekli büyükelçi var, Kaya Türkmen, Selim Kudaya. Bir bu konunun uzmanı, eski diplomat var, Engin Sol, bir de uzman profesör. Şimdi bu kişiyle dört kişinin yazdıklarını bir uluslararası ilişkiler öğrencisi yahut bir genç bakanlığa girmiş bir aday meslek memuru okuduğu zaman şunu düşünmesi gerekir normal olarak. Ya acaba benim bildiklerimde bir eksiklik mi var? Ya da bana anlatılanlar, bana söylettirilenlerle gerçekler arasındaki makas çok mu açık? Veya bizim acaba siyasetimiz çok akılcı değil mi? Yahut ne olursa olsun böyle gidilirse sonuç almak mümkün olur mu? Bir sonuç alınacaksa o sonuç Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun olur mu? Değil mi? Şimdi buna cevap, hani bizim hariciyede bir laf vardır, icat çıkarmayın kardeşim diye. Hani ya eğer bu kişi memursa belki icat çıkarmayın kardeşim diye cevap alabilir. Veyahut işte mavi vatan meselesinde olduğu gibi hemen hain sen sus. İşte bu şeydir, hani vatan mevzu bahisse gerekirse ben soğan ekmek yerim ama filan. Ya da bayrağı diktim geri adım atmıyorum. Şimdi uzlaşı denen şey karşılıklı ödün vermek üzere. Yani uzlaşmak eğer bir zayıflık ise zaten bu işlere girmemek lazım. Yani uzlaşabilmek için bir ortak zemin bulmak lazım. Bu mavi vatan konusu bana bunu düşündürüyor. Örnek olarak yine Selim Bey demin işte Birleşmiş Milletler'in tabii haklı olarak işte deniz hukuku sözleşmesini dile getirdi. Biz üye değil, tamam. Böyle istisnaiye zaten haritayı önümüze koyduğumuzda işte kuzeyi bunun Selanik diyelim, aşağısını Girne kapatıyor. Bir tarafta Yunanistan var, bir tarafında Türkiye var. Bir yuvarlak içinde sayısız ada var. Hakikaten insan allame olsa bunun içinden zor çıkar. Zaten bu katalog da bununla ilgili. Yani bu kara suları, kıta sahanlığı, işte hava sahası, fır hattı, silahsızlandırılmış statü. Şimdi bunu yani ya işte bunun mahkemeye gidelim, orası kessin şeyi, şeriatın kestiği parmak neyse. Ya yani iki taraf anlaşabilmesi lazım. Bunun bir ortak alan olduğu üzerine ve ortaklaşa kullanılacağı üzerine ve seyri sefer emniyeti ve serbestiyetini de şey yapmadan, ki burada iki taraf dediğimizde iki NATO üyesi. Yani bunların birbirleriyle savaşması falan söz konusu, aynı savunma ittifakının üyesi. Bunların birbirlerinin toprağında gözü olmasına. Diyelim ki Yunanistan küçük, yani nüfusu İstanbul'un yarısı kadar. Haritaya baktığınızda çok tuhaf bir haritadır. Yani hani böyle C şeklinde ve kalanı şeylerden oluşuyor, işte adalardan oluşuyor. Bu tarafta bir koskoca bir yarımada var. 80 küsur milyon G20 üyesi bir Türkiye var. NATO'nun ikinci büyük silahlı. Yani burada tehdit algılaması gereken herhalde Türkiye olmamalı. Yani masaya otururken de tehdit algısıyla değil, biraz daha rahat, hani şöyle dik bir sırtla, dik bir omurgayla oturabilmesini de becerebilmeli. Bu bakımdan yani demek istediğim, işte Libya ile gidip siz bir fırsat bulduk, hazır fırsat, bu fırsat bir mutabakat muhtırası yapalım. Bu mutabakat muhtırası orada kim onayladı onaylamadı önemli değil. Biz bunu uygularız nasıl olsa tek taraflı olarak. Ama sonuç ne oldu? Mutabakat muhtırası havada kaldı. Şimdi Hafter'le de ihale peşinde anlaşmalar yapılıyor. Öbür taraftan ama arada ne oldu? Yunanistan, Mısır, işte İsrail aynı hizaya dizildi bizim karşımızda. Mısır'ın dış politikası, Akdeniz politikası tamamen değişti. Yani o zaman biz bunları, bu işlere niye kalkıştık? Niyet neydi? Akıbet ne oldu? Hani ne yapmak, nereye varmak istemek? Ve hani evet, sabit her şey böyle taşa kazılı şekilde durmaz. Yeni gelen işte bu şimdiki sistemde yeni cumhurbaşkanı değişirse ya da bu cumhurbaşkanının iradesi değişir, zaten öyle oluyor işte her şey. Başka yönlere gider ama fırıl fırıl da hani hiç üzerinde durmadan bugünden yarına bu tip adımlar atılmaz. Son bir cümle ekleyeyim, uzattım ama teknik bir şey. İşte 1,5 sene kadar bir petrol şirketinde çalıştım bakanlıktan istifa ettikten sonra. Biraz bir bilgi sahibi oldum. Hatta işte asbel kadar o Somaliland'a da gittim. Somaliye değil ama Somaliland'a gittim. Şimdi bu gemi konusu, yani gemi, 3 gemi toplamı Selim Bey de değindi, 1 milyar doları aştı. Mesela bir başka denize atılan para da bu oldu. Aynı 2,5 milyar doların S-400'e atılması gibi, ki onun maliyeti bir de F-35'e mal oldu. O bambaşka bir şey. Burada sadece bir hani maddiyattan söz ediyorum. Fakat bu böyle olmaz. Yani bunun işte bir tane dünya, onun da adını söyleyemem, Schlumberger dünya çapında şirket vardır. Keşif konusunda tekeldir.
Onunla anlaşırsınız. Büyük şirketler de onunla anlaşır yani. Kendileri yapmaz bu işi. Bir ay, iki ay bir gizlilik sözleşmesi yaparsınız. Şu sahada ara. Sonuçlar hani vaatkar olabilir. Vaatkar olunca devam edilir. Ama vaatkar demekle işletilebilir demek arasında büyük fark var. Doğalgazla petrol arasında da fark var. Karada ve denizde olması arasında da fark var. Kaça çıkacak? Ne kadarlık bir hazne var? Kim satın alacak veya kim kullanacak? Böyledir. Yani onun için de mesela Karadeniz'de işte Sakarya bu gaz bul çok şey oldu. Gabar'da yahut petrol bulduk ki orada da kuleyi devirdiler biliyorsunuz. Yani hani 100 küsur yıllık bir teknoloji, en basit şey yani kule diktikten sonra onun dahi basıncı ayarlanamadı, kule devrildi. Onu da yapamadık yani. Ama bunların bugünün dünyasında bir anlamı yok. Bunlar tamamen yani belki ağır olacak kusura bakılmasın ama hani akılsızca yapılmış işler arkası düşünülmeden. Ve hiçbir şekilde de ulusal çıkarlarla da uzaktan yakından alakası yok. Doğu Akdeniz'de eğer arama yapılacaksa doğalgaz, petrol işte pekala anlaşılır. Güvenliğini sağlamaksa eğer maksatta donanmamız da var. Güvenliği de sağlanır. Bir ay iki ay neyse sonuçlar üzerinde çalışıldıktan sonra da orada bir kuyu açmaya değer mi değil mi ona da bakılır. Unutmayalım ki bu arada Türkiye'nin yani Türkiye Petrolleri Anonimi TPAO'nun bir TPİK diye uluslararası kolu var. O da yetmedi. Irak Kürdistan'da iş yapsın diye bir de TEC diye bir TEC diye de bir şirket kurduruldu. Bunlar kağıt üstünde kalmıştır. Hiçbir zaman da dünyanın bir yerinde hani bir böyle bir faaliyet içinde olamamışlardır maalesef. Halbuki olması gerekirdi. Teşekkür ediyorum. Selim Bey, o zaman aynı soruyu size de sormuş olayım. Hem Aydın Bey'in bıraktığı yerlerden sizin de söyleyecekleriniz vardır. Yani böyle ne demiştik? Ulusalcı olmadan bir dış politika yaratmak mümkün mü? Ya da işte 100. yılını doldurmuş bir cumhuriyete nasıl bir dış politika yaraşır diye sorayım. Tabii yani bundan sonra yerine gelecek yeni cumhurbaşkanı eğer olursa, bir iktidar değişimi olursa neleri gözetmeli, neleri gözetmemeli? Yapılan bunca yanlış var, nasıl düzeltilir, nasıl düzeltilmez bilmiyorum. Yani ben cumhurbaşkanı olmak istemezdim herhalde Türkiye'ye. Siz ister miyiz? Gerçi geçen gün Aydın Bey benim programda cumhurbaşkanı yaptı ama yani zor iş diyeyim. Size bırakayım sonra sözü. Evet yani çok zor bir iş tabiatıyla. Yani bir kere dış politikayı, iç politikayı birbirine karıştırmayacaksınız. Yani bu bence işin temelinde yatan hikaye. Türkiye'de bu maalesef mümkün olmuyor. Aslında yani halkın, seçmenin dış politikayla çok böyle büyük bir ilgisi olduğunu söylemek bence çok fazla mümkün değil yani. Halkın şu anda mesela en büyük sıkıntısı işte geçim derdi. Geçim derdinin yanında işte bilmem Doğu Akdeniz'de işte gemi göndermişsiniz, göndermemişsiniz, şu haritayı yayınlamışsınız, bu haritayı yayınlamamışsınız falan. Çok fazla böyle bir heyecan yarattığından o kadar da emin değilim. Ama işte Türkiye'de içeride çok böyle ağır bir söylem, hakaret amiz bir söylem kullandığınız zaman işte bunun yabancı muhataplarımıza karşı Türkiye'de işte bunun böyle bir puan kazandırdığı şeyse var, izlenimi var. Onun için yapılıyor. Yoksa bence bu tamamen yanlış bir şey. Yani bir kere yanlış beklentiler yaratmak, gerçekleşmeyecek bir takım beklentiler yaratmak son derece yanlış bir şeydir. Çünkü işte şey olmadığı zaman, o beklentiyi yerine getirmediğiniz zaman işte beklenti masal oluyor. Deminden beri söylediğimiz şekilde. Yani diplomasi için olabilirinin sanıkları. Yani hedeflerinizi seçtiğiniz zaman, hedeflerinizi belirlediğiniz zaman yapılabilecek bir şey mi, yapılamayacak bir şey mi? Doğu Akdeniz'in tamamı bana aittir. Bundan sonra işte Kıbrıs, Girit, Rodos yoktur. Giderim işte şeyde Libya'da işte böyle Libya ile Libya'nın bir bölümüne ancak hakim olan ve Aydın Bey'in de söylediği gibi hiçbir zaman
onaylanmamış olan bir anlaşma yaparım. Ondan sonra işte halka da bunu takdim ederim. Herkes alkışlar. Sonra bu anlaşma onunla batıl kalır. Önemli değil. Unutulur gider. Ertesi gün başka bir şey çıkar. Böyle yürütürseniz dış politikayı işte kafanızı bir duvardan başka bir duvara çarpmaktan başka bir şey yapamazsınız. Yani umarım ki ileride işte daha böyle rasyonel bir çizgiye gelinir. Ama çok fazla da böyle bir ümidim yok. Bir şey daha ekleyeyim. Aydın Bey şey olarak gayet doğru olarak yani bu gemileri işte bir toplam 1 milyar dolar harcayacağımıza bir yabancı şirketle anlaşsaydık. Onlar gelip de araştırma yapsaydı. Oradaki sıkıntı tabii o araştırma yapılan sular tartışmalı sular. Yani tartışmalı su olunca da bir yabancı şirket tabii ki gelip orada araştırma yapmak istemedi. Yani sıkıntı oradaydı. O olmayınca işte gidildi. 1 milyar dolar hakikaten çöpe atıldı. O gemiler alındı. İşte şöyle bir dolaştılar. Bir daha da gelmediler. Sanırım 2020 senesinden beri. Yani 4 seneden beri ortalıkta yoklar. Ha, halk bundan dolayı alkışladı mı şeyi iktidarı çok iyi yaptınız. Ondan sonra biraz daha yapın tekrar gelin falan mı diyor. Yoksa işte masaldı. Ondan sonra işte biz bu masalı da dinledik, uyuduk mı diyor. O bence biraz ikincisi gibi geliyor. O zaman yayını kapatmadan önce sıralamaya göre Aydın Bey'e kaldı son söz. Ondan da sözlerini alayım, öyle kapatayım. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Ben de yani gemi derken tabii Selim Bey haklı, evet yani tartışmalı olduğu için. Bir başka gemiden de söz edelim. O da TCG Anadolu. Evet. TCG Anadolu'nun da üzerinden kalkabilecek dünyada bir uçak var. O da F-35'in B versiyonu. Yani bu dikey kalkma ve inme, işte VTOL, Vertical Takeoff and Landing işte özelliğine sahip. Siz şimdi bu gemiyi yapıyorsunuz. Bunu işte malum şeyin İspanyolların işte tersanesinin şeysiyle neydi? Navalnyaydı galiba, değil mi? Bu da bunun ikincisini yapmanız da lazım. O da Trakya olacak. Zaten iki tane olması lazım ki yani biri işte bakımda öbürü denizde olacak. Bunun sağında solunda yüzdür yani iskelesinde sancağında diyelim yüzecek bir görev gücü de lazım ki beraberinde işte firkateyniydi, ne bileyim denizaltıydı, lojistik gemisiydi falan. Üstüne de en önemlisi ama hiçbir şey bunların yok diyelim. İkincisi de yok ama F-35B'yi koyacaksınız. Siz 2,5 milyar dolar S-400 aldınız. F-35 programından kendinizi attırdınız. Üstüne koyacak uçak yok şimdi. Şimdi liman liman gezdirip şeyden kaldırıp hani Gölcük'ten kaldırıp Sarayburnu'na, Sarayburnu'ndan kaldırıp şeye İzmit'e falan. Bu da mesela bir çok bence çarpıcı bir örnek. Ve hala daha mesela bu S-400 işini anlatamıyorsunuz. Çünkü efendim Amerika vermedi, ondan böyle oldu, mecburduk falan. Şu an Türkiye'nin ne uçağı var? F-35 çünkü olması lazımdı. O seviyede uçak bir tek o var. Ne de hava savunma sistemi var. Yani bu kadar ulusalcılık yapanlar, bu kadar milliyetçilik, mukaddesatçılık yapan kişiler Türkiye'nin savunmasını şu an getirip en cılız yerde bıraktılar. Şöyle bir ortamdayken, yani şu Orta Doğu bu haldeyken, kuzeyimizde de Rusya Ukrayna'yı işgal etmişken. İnsan hani Allah'tan NATO müttefikiyiz de diyor ki öyle yani. Ama bu aynı kişiler, bizi bu halde bırakan kişiler bir de üstelik NATO aleyhtarı. Hani varın gerisini siz hesap edin. Onu söyleyebilirim. Bir de seçmen konusu, Selim Bey'in söylediği tabii çok haklı. Mesela hani Esad'la görüşme konusu doğrudur, yanlıştır. Evet, o üzerine ayrı uzun uzun konuşulabilir ama konuşulsa benim aklım erdiği kadarıyla ne denecek? Yani çok kabaca bir alışveriş. Hani al bu sığınmacıları, o da bize diyecek ki al şu askerlerini geriye. Yani biz oradaki askeri varlığımızı sona erdireceğiz. Karşılığında da buradaki sığınmacılardan toplayacak. Yani zaten böyle bir şey uygulanması mümkün değil ama yapılabilecek bir alışveriş bu. Ama dönüp seçmene sorsak ezici çoğunluğun doğru sığınmacılar konusu birinci sırada belki ama aynı seçmene
Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili bir sıkıntınız var mı deseniz, yok. Öyle bir öncelik yok. Yani onunla o aradaki bağlantı kurması da muhtemelen karşı çıkacaktır. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu son söylediğinize bir ek yapayım. Serhat Hocalar andık, Serhat Güvenç'i de. Tam da aslında şeyi söyleyecektim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için Serhat Hoca ile bir program yaptık. O da çok keyifliydi. Ben de tam lafı geçen yerde şurayı yukarı bırakacağım. İzleyicilerimiz de belki izlemek isterler diyeyim. Bir parantezim o. Bir de Serhat Hocalar, Mustafa Aydınlar, Kadir Has Üniversitesi'nde, eski üniversitem kıymetli, her yıl bir araştırma yaparlar. Türk dış politikasıyla alakalı kamuoyu algılarını ölçmeye çalışırlar. Tam sizin sorduğunuz bu soruyu her yıl soruyorlar ve her yıl seçmenin pek umrunda olmuyor. Tam bu soruya verilen cevap diyeyim. Haberleri de olmuyor hatta. Dolayısıyla izleyicilerimize de ben de onu söylemiş, kapatmış olayım. Çok teşekkür ediyorum bu değerli sohbet için, kıymetli sohbet için. Yine görüşmek dileğiyle diyelim. İyi bakın kendinize.